Spot Bitcoin ETF'leri olaylandığında kısa vadede büyük bir sermaye getirmeyebilir diyor. Bunun üzerine konuşacağız ve bundan bahsetmeye çalışacağız. Şimdi tabii piyasada bilgi kargaşası olabiliyor, yanlış anlaşılmalar olabiliyor, abartılı söylemler olabiliyor, pek çok şey olabiliyor. İlk olarak ETF'ler konusunda zaten hemfikir olunan bir durum var. ETF'ler tabii ki de geldiğinde yani zaman içerisinde ETF'lerin piyasaya çekeceği para artış gerçekleştirecek. Yani bu zamanla piyasaya girecek bir parayı içermektedir. Hatta bundan sebep ihracatçılar fon ayırırken daha düşük fonlardan başlangıcı seçmişlerdir. Çünkü zaten dediğim gibi kimisi düşük, kimisi yüksek. Bu çok fazla fark etmez. Tabii yüksek bir fon ayıranlar işin en başında biraz daha gövde gösterisi olarak bunu yaptıklarını da ifade edebiliriz. Dediğim gibi zaman içerisinde bu fonların zaten piyasaya çekileceğini herkes biliyor. Burada asıl olan şey kabul edildikten sonra piyasaya girecek paradan kaynaklı bir fiyat patlaması değil. Zaten dışarıdan gelecek olan, daha doğrusu spekülatörlerden kaynaklı gelecek olan bir fiyat yükselişinden biz bahsediyoruz. Peki bu şunu anlamak lazım. Spekülatörler ya da kurumsal ve perakende yatırımcılar tarafından bu olay neden yüksek fiyatlanabilmesi için bu kadar bunu önemli kılan nedir? Yani her anlamda çok büyük bir bu olay önem arz etmektedir. Bir kere onu ifade edelim. Diyoruz ki her zaman ETF'lerin şu an gelmesi demek ABD federal hükümetinin ve genel olarak ABD'nin BTC'yi kabul etmesi demek. Tabii sonrasında bu Ether için de şey olacaktır. Yani BTC satışı ABD eliyle resmi olarak onaylanıyor. Bu çok büyük bir olaydır neticede. O yüzden bunun da fiyatlaması yapılıyor. Bunun tabii beraberindeki pek çok unsuru da aynı şekilde getiriyor. Örneğin Nasdaq'ta işlem görecek olması. Düşünsenize, Nasdaq ne kadar büyük bir taraf ve adamlar siz üzerinden bunun BTC alım satımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki de büyük bir olaydır yani bu. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Ve aynı zamanda bu bir kabul olduğu için çeşitli taraflardan gelen pozitifliği de tabii beraberinde getirmiş oluyor. Bakınız Google çok yakın bir zaman içerisinde zaten bir haber verdi ve artık BTC ve kripto paraların bu trustlerin reklamının yapılabileceğini açıkladı. Bu da şu şekilde mesela siz artık gelecek vakitlerde bu YouTube'da ya da ne bileyim Google'ın sağında solunda şurada burada reklam çıkartıyor ya. Bu reklamlar içerisinde mesela Bitcoin'i göreceksiniz resmen. Bu Bitcoin ETF'ini göreceksiniz. Bu da önemli bir şey. Ki bu zamana kadar olmuş bir şey değil. O yüzden bu da çok büyük bir adımdır piyasa için. Her anlamda çok büyük bir adımdır. Reklamının yapılması, satışlarının yani zaman içerisinde bu artacak bir durum. Bundan kaynaklı olarak zaten piyasaya çok fazla spekülatörlerden de para gelme durumu söz konusu oluyor. Durum bu şekilde. Dediğim gibi önemli bir olaydır. Boş bir muhabbet değildir. Hatta BTC ve kripto tarihi için aslında önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. İlerleyen zamanlarda da unutulmayacak ve konuşulacak bir olaydır bu. Grubax ETF'lerin Bitcoin üzerindeki uzun vadeli etkisi konusunda çok daha iyimserdi. Altın ETF'lerin başlatılmasının ardından gelen altın fiyatının değerlenmesini işaret etti. Grubax başlatmanın ardından geçen 8 yılda altın fiyatının 400 dolardan 1800 dolara kadar 4 kat arttığını açıkladı. Şimdi altınla kıyaslar yapılıyor. Bu yanlış bir şeydir. Çok doğru bir bakış açısı ya da yaklaşım değil bu. Bunu bir kere biz söylemiş olalım. Çünkü altınla kıyas ediliyor. Birbirlerinden çok başka, birbirlerinden çok farklı iki tane varlık.
ikisinin de ETF'inden bahsediyoruz diye, bu demek değildir ki iki varlık birbiriyle bir tutulsun. Tamam. Yani ikisi de çok farklı olaylar, çok farklı şeyler. Onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden elma ile armutu karıştırmayalım. Altınla BTC'nin büyüme durumu da tabii birbirleriyle aynı değil. Büyüme oranları ve hareket normalleri de birbirleriyle aynı şeyi ifade etmemektedir. İkincisi, devam eden süreçte tabii altın fiyatın artmasından bahsediyor ki bu da mesela ETF kaynaklı olup olmadığı noktasında kim bir şey söyleyebilir ki? Yani kimse bir şey söyleyemez. Tabii ki ETF'lerden kaynaklı da girişler yaşandı. Ancak ETF geldi diye mi acaba altının fiyatı yükseldi? Hiç zannetmiyorum. Gurbax ABD'de beklenen bir spot Bitcoin ETF'in onayının ardından Bitcoin fiyatının altının izinden gidebileceğini ancak bunun çok daha hızlı gerçekleşeceğini ekledi diyor. Evet. Hem kısa süre içinde tabii ki yani karşılaştırılamayacak kadar daha hızlı bir şekilde fiyatlaması yapılacaktır. Bunun yanı sıra uzun vadede de altına göre daha fazla ETF'ler üzerinden para çekilecektir buraya. Bunlar önemli konular. Yani genel olarak doğru söylüyor. Ama hani altınla karşılaştırmak çok akıllıca bir şey olmamış. Söylem olmamış yani. Devasa beklentilere rağmen ilk dönemde ABD'de büyük bir sermaye girişi görmeyebilir. Uzman görüşleri bakalım. Bu arada Google'ın muhabbetinden, reklam muhabbetinden bahsettik ya. Bu Google'ın reklam muhabbeti de 29 Ocak itibariyle başlayacak. Bunun önemi 29 Ocak tarihindedir. Yani reklamları açacak. Bakalım. Spot Bitcoin ETF'leri kısa vade beklentileri karşılamayabilir. Yani beklentileri karşılamayabilir derken zaten yüksek bir beklenti yok bu konuda. Ben bunu tekrar söylüyorum. Önemli olan asıl meseleyi söyledik. Zaten kimse onaylandıktan sonra 2 günde piyasaya trilyon girecek falan demiyor. Ya da 2 saatte işte 500 milyar dolar çekecek falan diye kimsenin bir şeyi yok. Bu şekilde bir şey söylemiyor zaten kimse. Dolayısıyla beklenti ne ki zaten beklentiyi bir de karşılamayacak yani falan böyle. Burası çok doğru bir yaklaşım değil. Zaten beklentinin ne olduğu belli. Şişirilmiş bir beklenti de yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.